Merhaba. İki popüler soru. Türkiye'de savcılar var mıdır? Varsa harekete geçmek için neyi beklemektedirler? İki, Türkiye'de fikir hürriyeti var mıdır? Varsa bunun sınırları nedir? Sondan başlayalım. Türkiye'de fikir hürriyeti vardır. İfade hürriyeti yoktur. Bu ironi tabii. Esasen bütün dünyada genel kabul şudur ki fikir hürriyeti demek fikir ifade hürriyeti demektir. Maksat budur. Maksat ifade hürriyetidir. Lakin bu egemen zümreye tanınmış bir ayrıcalıktır. Hukuk ülkeden ülkeye değişmekle birlikte rüzgara göre bükülür. Fikir hürriyetinin sınırları konusunda görüşler muhteliftir. Bana göre başkalarına zarar verme potansiyeli taşıyan fikirlerin ifadesi problemlidir. Ve fakat şüphe varsa fikir lehine yorumlanmalıdır. Futbolda hakemin avantaja bırakması gibi. İhtilafa bakacak yer mahkemelerdir. Bir kanuni düzenleme vardır. Yargıçlar buna göre tazminata hükmeder filan. Ne çare? Henüz daha pratik bir yöntem icat edilmedi. Irk veya din egemen ülkelerde, egemen olan ırk veya dine yönelik karşı fikirlerden bir mağduriyet oluşmaz. Türklüğe hakaret böyle bir şeydir mesela. Yine yüzde %90'ı Müslüman olarak tanımlanan bir toplumda dini eleştiriden korkmak anlamsızdır. Tabi ümmetin itikadından eminseniz. Ayrıca asıl korunması gereken azınlık haklarıdır. Egemen öğretiler değil. Güncele bakalım. İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor demişsiniz. Dört ay sonra jet soruşturma açılmış, gözaltına alınmış saatler içinde tutuklanmışsınız. Hali hazırda ülkede İmam Hatipliler egemenken ve galeyana gelen halk bu sözün etrafında kümelenip okulları filan taşlamamışken, güçlü argümanlarla cevap verilebilecek bu sözün sahibi içeri atılarak konu buzluğa kaldırıldı fikrin ifadesiyle değil, fikir sahibinin tutuklanmasıyla esasen halk, kin ve düşmanlığa tahrik edildi. Dikkatli düşünürseniz bunu görürsünüz. Belki de amaç oydu. İkinci soru, Türkiye'de savcılar var mıdır, varsa harekete geçmek için neyi beklemektedirler? Bu sorunun miadı 10 yıl kadar önce dolmuştur maalesef. Ülkede işini yapan yargı ve emniyet mensupları bedelini ağır ödemişlerdir. Ya açıkta ya sürgün ya ihraç ya cezaevinde ya da gurbetteler. Görevde olanlarsa ya hırsızlık veya uyuşturucu çetesi üyesi ya da kimi zaafları yüzünden esir tutsak alınmış durumda. Ne denirse onu yapıyor, yapmak zorunda. Haliyle ortaya dökülen rüşvet ve yolsuzluk sarmalının gittiği yer belirsiz. Değilse umutlanmaya çok ihtiyaç var. Bakın 17 Aralık 2013 rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasının dört zanlısından biri olan dönemin Çevre Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, bundan tam bir yıl önce gazeteci Altan Sancar'a ne demiş? Benim dosyamda ne varsa hepsi doğrudur. Hem tapeler doğrudur, hem teknik takip doğrudur, hem de benim telefon konuşmalarım A'dan Z'ye kadar doğrudur. Dosyada ne varsa kabul ediyorum. Benim suçum. Ben kendimi ayırmak istedim orada ama gücüm yetmedi. Gücüm yetmez. Döverler beni. Öldürürler beni. Bilmem ne yaparlar. Gençleri mazur görün. Yaşı 30 ve üzeri olanlar savcılar nerede diye soruyorsa ağzına kürekle vurun.